yapmak. Yani satış demek hata yapmaktır. Reddedilmektir. Budur. Yani satışın temeli budur. Yani bunlar bizim beslemesi lazım. Yani bunlardan biz öğrendiğimiz sürece yukarı çıkıyoruz. Yani bunları biz hatalarımız üzerine kendimizi inşa ediyoruz. O yüzden korkmamak lazım. Yani okumak tek başına yetmez. Çünkü okumak sadece farkındalık sağlıyor. Yani okumak şunu söylüyor. Bak sen bunu böyle yap diyor. Ama hiçbir kitap size nasıl anlatamaz. Ben bugün size nasıl anlatamam? Ben sadece Evet. farkındalık sağlıyorum. Bunu siz kendiniz yani çocuk gibi yani çocuğa siz yürümesini gösterirsiniz ama çocuk düşer. Ama düşer ama çocuk hiçbir zaman düştüğü için bir daha yürümekten vazgeçmez. E siz niye? Bir çocuk yani. Yani bugün bir çocuk yürümekten vazgeçmiyorsa siz niye yürümekten vazgeçiyorsunuz? Olay o. Sıkıntı o. Bir çocuk 300 kere düşüyor, kalkıyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Siz 5 kere düşünce hemen geri çekiliyorsunuz. O zaman sormak lazım. İnsan niye yani hayallerinden 5 kere düştüğü için vazgeçsin? Demek ki burada ya hayalleriniz yeterince güçlü değil veya siz çok güçlü değilsiniz. Yani ikisinden bir tanesidir. Yani burada sizin zihinsel olaraktan güçlü olmanız lazım. İnsanın zihinsel olarak güçlü olması için de insanın inanç sisteminin çok güçlü olması lazım. Yani bugün boksör gibi olacaksınız. Yani 10 tane suratınıza yumruk yediğiniz zaman hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edeceksiniz. Yani o yumruklar sadece size bir daha nasıl yumruk yemeyeceğinizi gösterir. Ama oturup da ringi terk etmenizi göstermez yani. Onun için burada hata sizin iyi bir şey yaptığınızın göstergesi. Yani ne kadar çok hata yapıyorsunuzdur. Demek ki siz işinizde ilerliyorsunuzdur. Bu çok önemli bir şey. İlerliyorsunuzdur. Hiç hata yapmıyorsanız yerinizde sayıyorsunuzdur. Yani geriye gidiyorsunuzdur. O yüzden temelde bu hata yapmak, reddedilmek, cesur olmak ondan sonra tabii ben tabii burada saygılı, etik değerleri sahip insanlarla iş yaparken bahsediyorum. Yani bazı insanlar çok fazla Türkiye'de parası olup da davranış bozukluğu olan çok insan var. Onlardan bahsetmiyorum ben. Yani. Ama normal gerçekten bir de şu var tabii insanın enerjisi karşıya geçtiği için yani bizde maymun beynimizde aynı nöronlar var. Yani karşı tarafın beyni bize birebir olaraktan taklit ediyor. Yani sizin inançsızlığınız da karşıya geçiyor. İnançlılığınız da karşıya geçiyor. Yani siz ne hissediyorsanız karşınızdaki insan ister Zoom üzerinden, işte şu anda gibi olsun, ister ekran üzerinde olsun, ister telefon olsun, ister yüz yüze olsun, her türlü enerji karşıya geçiyor. Yani karşımızdaki insan sizin o anda ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, enerjinizi okuyabiliyor. O yüzden de siz eğer bir şeye inanmadan söylediğiniz zaman bunu karşı taraf çok rahat anlayabiliyor ve doğal olaraktan çok fazla itibar etmiyor size ve bu konuda da doğal olaraktan siz söylediğinize fazla güvenmiyor. Yani insanlar size en çok parayı niye veriyor? Bence kararlarını doğru karar vereceği konusunda destek vereceğiniz için yani en büyük olay o yani hani bu yani bu gayrimenkulle ilgili yapacağı yatırım doğru mu? Fiyatı doğru mu? Şartlar Evet. uygun mu? Şartlar uygun mu? Daha iyisi var mı? Bakın daha iyisi var mı? Şimdi size birçok insan geliyor değil mi? Adam geliyorsa bir kere ne için geliyor? Yatırımcı mıdır? İçine mi oturacaktır? Oğluna mı kızına mı verecektir? Ona bakacaksın. Ondan sonra kişinin vermiş olduğu karar belki de sizin elinizde daha iyi bilgi var. Yani belki onu yönlendirebilirsiniz de. Yani kişi eğer bir yatırımcıysa örnek olarak veya anlamıyorum demek istedim. Yani çoğu insan da bilmiyor yani. Bugün o kadar çok bu pandemi sorusu, iş dünyası ve konut dünyasındaki o kadar değişik yönelmeler oldu ki bütün şeyler yani yaşam tarzı, iş yapış tarzları her şey tekrar en başa dönmüş durumdayız. Yani o yüzden her şey yeniden inşa edeceği için şu anda vizyon çok önemli. Sizin danışmanların vizyonu bu konuda çok değerli şu anda. Yani Ben çünkü bunlarla ilgili birçok not aldım kendime kitabınızdan. Hangi birisini soracağımı da bilemiyorum ama inşallah hepsine sıra gelecek. Fakat az önce söylediğiniz şeye tekrar geri gelmek istiyorum. Korku dediniz danışmanla ilgili yani satışçının korkusu. Korkuların kendisini bir kere iyi pazarlayabilmesi gerekiyor. Burada o zaman kitabınızda şöyle bir şey demişsiniz. Biz kişilere korkularını satarız ya da korkularını almasını sağlarız. Burada biz de aslında kendimizi gözlemleyerek neler yaptığımızı
nerede eksik kalıyoruz, yapmış olduğumuz satış sürecinde bizi korkutan, yani korkuyu acaba biz biliyor muyuz ya da karşımızdaki insanın işte bu beden dili falan dediğiniz şeyler gerçekten çok kıymetli. Onun için bu anlamda kişinin kendisini de geliştirip hakikaten cesur olup kendisine şunu söyleyebilmeli. Evet, ben burada korktum, korktuğum için bu durum böyle oldu diyebilmesi gerekiyor. Kendi korkumuzu önce alıp sonra bunu geliştirerek karşı tarafında korkularını kendisine satmamız gerekiyor diye korkusunu, korkusu satmıyorsunuz. Korkusunu satmıyorsunuz. Korkusunu satın alıyorsunuz. Korkusunu satmıyorsunuz. Ha, yanlış ifade ettim. Korkusunu hayır, karşımdaki insanın korkusunu siz anlayıp empati yapıp onun korkularını yenmesini sağlıyorsunuz. Yaptığın şey o. Yani insanlar çok cesur olamayabilir. Niye? İnsan niye cesur olmaz? Bilmediği için olmaz. Yani bugün yani cahil cesurdur. Ayrı bir şey. Cahil bir insan cesurdur. Ama bugün okumuş bir insan niye korkaktır? Belirsizlikten korkarız yani. Yani şu anda niye insanlar şu anda yatırım yapmıyor Türkiye'de? Ki en iyi yatırım yapacak zaman bugündür. Niye yapmıyor? Çünkü önünü göremiyor. Ama para kazanmak ne zaman olur? Para kazanmak önümüzü görmediğiniz zaman olur. Herkesin gördüğü bir şeyle para kazanamazsınız. Herkesin görmediğini gördüğünüz zaman para kazanırsınız. Yani bugün para kazanmak için risk almanız lazım. Herkes risk almak istemeyebilir. Risk alan parayı kazanır. Yani işte bugün herkes broker olamıyor. Ne broker olan en çok kazanıyor. Risk alıyor. Yani belirsizlik para kazandırır. Yani belirli olan hiçbir şey para kazandırmaz. O yüzden de gayrimenkul danışmanlarının en çok beklenen şey onların vizyonları çok önemli bence. Çünkü benim mesela öngörmediğim bir yere yatırım yapmamı sağlayabilir veya farklı düşünmemi sağlayabilir. Bunlar önemli bu tip. Yani herkes bu bilgiye sahip değil Türkiye'de. Yani o yüzden de gayrimenkul sektöründe danışmanın bilgili olması çok son derece avantaj müşteri için yani. Hiç bedavaya para kazanıyor. Öyle düşünün. Yani hızlı bir şekilde para kazanabiliyor. Özellikle yatırımcılar için diyorum ben. Evet. Şey söyleyebilir miyim? Tabii, kim konuşuyor? Derya Engür. Derya, evet Derya. Merhabalar. Tamam. Ama şöyle bir şey, benim kendimce şöyle bir düşüncem de var. Bilmiyorum doğru mudur? Hani size de danışmış olayım. Evet, bir hizmet veriyoruz. Dediğiniz gibi bilinçli bir danışman çok önemli. Ama herkes de bunu göremeyebiliyor. Yani hani altının değerinden sarraf anlar misali. Şimdi birinin karşısına oturuyorsunuz, kendinizi aynı şekilde sunuyorsunuz. Ben kimim, nasıl çalışıyorum, nasıl hizmetler veriyorum anlatıyorsunuz. Karşı tarafta belki hiçbir karşılık bulmuyor. Veya tamam, bir başkasının karşısına oturuyorsunuz, onun için değerli olabiliyor. Ben her zaman hani benim değerimi de görebilecek birilerini arıyorum. Yani benim hizmetimin gerçekten değerli olduğunu, önemli olduğunu hissedecek ve bunu para ödeyecek bir bilinç düzeyi arıyorum karşımda. Çünkü o kadar fazla emlakçı var ve o kadar fazla danışman da var ki aynı zamanda. Aynı cümleleri birçok insan kuruyor ama herkes arkasını dolduramıyor. Herhalde burada yapmamız gereken birincisi söylediğimizin arkasını doldurmak. İkincisi de altının değerini sarraf bilir misali. Ya verdiğimiz hizmetin değerini anlayacak bir bilinç düzeyine ulaşmış birilerini aramak. Çünkü ben ne kadar değerli bir şey sunsam da karşındaki için bu değersizse biz bir anlaşmaya varamayacağız. Yani o zaman şunu söyleyecek. Tamam, sen çalış ama işte %2'yi ben ödemem. Üstüne koy, karşıdan al gibi argümanlar üretecek. O yüzden ben daha çok hani hizmet satın almaya yönelik ve belli bir bilinç düzeyine ulaşmış müşteriler aramaktan taraftarım. Tabii bu şeydir, hani müşteri seçmek kimi arkadaşlara çok ters geliyor ama bana da doğru geliyor nokta atışı yapmak açısından. Yani sonuçta ben bir uğraşı vereceğim. Bunun bir sonucu olmayacaksa ben bunu niye vereceğim düşüncesindeyim. Ha, doğru, doğru, doğru. Ya bunu yapmayın. Yani, doğru, doğru. Müşterişi kendiniz pazarlamanız lazım. Bakın bugün LinkedIn denen bir şey var. Siz kendiniz pazarlamak için ne yapıyorsunuz? Yani sizin imajınızı, kendi imajınızı nasıl yaratıyorsunuz? Mesela bugün doğru hedef kitleye ulaşmak için sizin yaşam tarzınızın doğru olması lazım. Yani siz kimlerle arkadaşlık yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye seyahate gidiyorsunuz? Hafızanızı nasıl geçiriyorsunuz? Hangi hobilere sahipsiniz? Golf oynuyor musunuz? Yata biniyor musunuz? Göçeye gidiyor musunuz? Yani zenginleri, yani zengin insanlarla bulmak için zengin yaşamanız. Yani sizin o müşteri bulmanız için size onlar gibi olmanız lazım. Onların yaşam tarzına sahip olmanız lazım.
Veya da kendinizi çok iyi pazarlamanız lazım. Sosyal medya üzerinden veya LinkedIn üzerinden veya videolarla. Amerika videoyla pazarlıyor kendini. Yani sizin YouTube kanalınız olmalı. Yani siz bu kadar kendinize güveniyorsanız o zaman kendinize gayet basit bir YouTube kanalı açın kendinize. Oradan mesela pazarlamış olduğunuz gayrimenkulleri oradan özelliyorsunuz artık yeni teknolojiler var. Gidiyorsunuz uzaktan çekiyorsunuz pazarladığınız gayrimenkulü. Bunu YouTube'a videosunu koyuyorsunuz. Oradan satıyorsunuz. Amerika böyle çalışıyor şimdi. Veya bir hedef kitle oluşturuyorsunuz. Bunlara e-postları her hafta videolarınızı gönderiyorsunuz. Bakın bu hafta ben bunları pazarlıyorum diyorsunuz. Yani gerçekten istediğiniz seviyede müşteriye ulaşmak için sizin kendi seviyenizi yükseltmeniz lazım. Yani o siz hangi seviyedesiniz o seviyede müşteriyi çekersiniz. Yani insan mıknatıs gibidir. Kendi dengini çeker. Sizin çekmiş olduğunuz kişiler doğruysa sizin kendinizi yukarı çekmeniz lazım. Ben lüks konut çalışmıyorum. Daha çok hani lüks konuttan anladığım... Yok, ben lüksten bahsetmiyorum. Yani neyse işte yani sonuçtan ticari de olsa şey de olsa yani sizin istediğiniz hedef kitleye ulaşmanız için o hedef kitlenin yaşam tarzına uygun kendinizi pazarlamanız veya yaşamanız lazım. Yani ya pazarlayacaksınız ki o kadar diyorsunuz ya benim gelirim o düzey değil tamam anlıyorum ben ama kendinizi o yönde pazarlamanızı o yönde yapabilirsiniz. Yani kendinizi pazarlama şekliniz daha üst seviye olabilir veya yaşam tarzınız daha lüks olabilir. Lüks derken illa ben parasal bakmıyorum yani yaşam tarzı illa parayla alakalı da değildir yani. Daha çok nerede, kimlerle zaman geçirdiğinizle alakalıdır. Nerede yaşadığınızla alakalı. Tabii sorun. Bu cesur olmakla ilgili değindiğiniz konu yine işte iyi bir satışın kendine insan ilişkileri, girişkenlik konularında geliştirmesi gerekiyor demişsiniz kitabınızda çok doğru olarak. Bizim sektör özelinde olduğunu düşünmüyorum. Birçok sektörde var ama işe yeni başlayanlarla ilgili yani kişiler gerekli tecrübe ve donanıma sahip olmadıklarını düşündükleri için bazen mevcut sahip oldukları bilgileri ve iletişim tekniklerini bile kullanamıyorlar. O özgüven eksikliğinden dolayı. Yani bununla ilgili yeni başlayanlara bir öneri ve tavsiyeleriniz var mıdır? Bu süreci atlatmaları adına ne yapmalıdırlar? Vallahi işte bu acıyı çekecekler. Yani. Bu bir acı. Yani bakın iki tane şey var. Bir kere bu sektörde çalışanlar bu sektörü meslek olarak görmüyor. Tamam mı? Para kazanmak olarak görüyor. Kolay para kazanma aracı olarak görüyorlar insanlar. Bu yanlış. Bu bir meslek. Yani siz üniversiteden mezun olduğunuz zaman diyebilirsiniz ki ben bir gayrimenkul danışmanı olmak istiyorum. Ya. Türkiye'de bu yok. Amerika'da var. Amerika'dan lise mezunu diyor ben diyor gayrimenkul danışmanı olacağım diyor. Para kazanacağım diyor. Ondan sonra üniversiteye gideceğim diyor. Bakın Türkiye'de bir kere en büyük hata şu. Türkiye biz liseden sonra üniversiteye gidiyoruz. Amerika insanlar liseden sonra üniversiteye gitmiyor. Amerika liseden sonra insanlar para kazanıyor. 3-4 sene sonra üniversiteye gidiyor. Bir kere farkımız bu. Eğer babanız çok zengin değilse ne yapacaksınız? Oluyor. Sıkıntı bu. Yani biz para kazanmaya çok geç yaşlarda başlıyoruz. Ve Amerika'da 18 yaşında başladım para kazanmaya. 18'de. Yani 22 yaşında ben evlenmiştim zaten. Yani 26 yaşında babaydım. Yani çok erken yaşlarda ben para kazanmaya başladım. Çünkü öyleydim yani. Yaşama bakışım oydu. Yani illa herkes 30 yaşında para kazanmaya... Türkiye'de 30 yaşında başlıyor çocuklar. Üniversite okuyor, üzerine master okuyor. Ara sıra bir staj yapıyor. 30 yaşına geliyor, daha hiç para kazanmamış. Daha satışla ilgili hiç hayatta satış yapmamış insanlar 30 yaşına gelmiş. Amerika'da 16 yaşında başlarsınız satış yapmaya. 16 yaşında. Çünkü herkes çalışır Amerika'da. İster zengin olun, ister fakir olun. Herkes 16 yaşında Amerika'da çalışır. Çalışır. Yani Burger King'de çalışır. McDonald's'da çalışır. Bir yerde çalışır. Biz Türkiye'de çocuklarımızı doğru yetiştirmiyoruz. Biz satışı geç öğreniyoruz. Satış 15, 16, 17 yaşında öğrenecek meslek. 30 yaşında değil yani. O korkular özgüvenlerde, o özgüven işte 30 yaşında olmaz. O özgüven 15, 16 yaşında olur. 20 yaşında olur. Erken yaşta olur. Korku aynı. Korkuları biz erken yaşta. Ama 30 yaşına geldiğiniz zaman doğal olarak konfor alanınız daha geniş oluyor. Yani o yüzden de o genç yaştaki cesaretiniz olmuyor. Çünkü kaybedeceğiniz çok şey oluyor ileriki yaşlarda. Ama ufak yani yaşınız gençken kaybedeceğiniz bir şey yok. O yüzden de bence üniversiteyken çalışmalı gençler bence veya da mümkünse bir sene sonra çalışıp sonra üniversiteye başlamalı lazım. Bence bu çok önemli. Ve gayrimenkul artık bence okullarda okutulması gereken bir ders bence. Yani bunu küçümsüyoruz ama bugün bakın
Türkiye'nin en ilk 5 zengin ne iş yapıyor? İnşaat iş yapıyor. Koç'tan Sabancı'dan daha zengin. Türkiye'de Kalyon, Limak, Cengiz. Değil mi? Bugün demek Türkiye'nin en zenginleri inşaat işi yapıyorsa niye bu sektör o zaman kötü bir sektör? Değil mi baktığın zaman? Öyle bak. Yani Türkiye'nin en zenginleri bugün gayrimenkul sektöründe. Türkiye'nin bugün bir numaralı işi yine gayrimenkul. Bugün herkesin iş adamı kazandıktan bir süre sonra parasını nereye koyuyor? Gayrimenkul koyuyor. İşi gücü bırakıyor. Tekstilci para kazanıyor. Ne yapıyor sonra? Başına bir genel müdür koyuyor. Kendisi ne yapıyor? Gayrimenkul satıyor. Müteahhitlik yapıyor. Dünyadaki bütün müteahhitler toplasının Türkiye'de kadar çok yok biliyor musunuz? Türkiye'de herkes müteahhit ya. Herkes müteahhit. Amerika'da bu kadar müteahhit yok. Amerika'da 3 bin tane müteahhit vardır. 5 bin tane vardır. Bizim sadece İstanbul'da 30-40 bin tane müteahhit var. Her önüne gelen müteahhit burada. Hem de gelen de gayrimenkulcu. İşte öyle bakarsak demek ben sektördeki algıyı değiştirmemiz lazım. Bu sektör çok basite indirgeniyor. O yüzden de yani bu sektör çok önemli bir sektör bence. O yüzden de bu sektörü önce ciddiye almamız lazım ki bu işe müşteriler yani biz sektöre nasıl bakıyorsak müşteriler de öyle bakıyor. Yani biz nasıl bakıyorsak onlar da bize öyle bakıyor. Yani o yüzden biz ilk önce kendimiz bu sektörü ciddiye almalıyız ki bir saygın bir meslek olarak görmeliyiz ki müşterimiz de bizi öyle görsünler. Ben öyle görüyorum. Yani bence biraz bu biraz yaklaşımla alakalı bu sektör bence. O yüzden de bu algının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sektöre bu kadar girişim bu kadar kolay olmaması lazım belki de. Şimdi belki biraz geç de olsa oluyor. Evet. Değil mi? Artık piyasalar bu sektörü adına biraz daha destekleyici zannediyorum. Bundan sonraki süreçler sizin de dediğiniz bir noktaya gelecek. Geç oldu belki ama artık bununla ilgili adımlar atılıyor. Evet, evet. Ya ama çok yani bence güzel bir iş, kazancı bol bir iş. Ama yani bu sektörde para kazanmak için 9 ay, ilk 9 ay para kazanmayacağınız bilmeniz lazım. Ben bugün Remax'la ilgili ilk konuşmamı yaparken bir araştırma yapmıştım yani. 9 aydan sonra para kazanıyor bu insanlar. 2 sene kalan da iyi para kazanıyor. Yani sektör ortalaması buydu o zamanlar. Yani bir konuş 10 yıl önce böyleydi yani. 9 ay sabret, 2 sene kal, para kazan ondan sonra. Olay bu, buydu formül ama şimdi bilmiyorum bugün hangi durumda. Şimdi daha kısa sürede olabiliyor. Ofisler tabii destek veriyor. Bununla ilgili daha belki bu anlamda mı böyle bir şey oluyor? Yani bu biraz daha düştü. 3 ay, 6 ay. Evet. Ama 6 aya bile kalmayan süreçlerimiz oluyor. Şimdi bir şey sormak istiyorum ben. İtiraz yoksa satış yoktur demişsiniz. Satış olmaz demişsiniz. Hakikaten bu itirazlar gerçekten baş edilmesi gereken, karşılanması gereken çok ciddi sorun. Sorun değil aslında diye anlıyorum sizin kitabınızdan da. Okuyunca çok net bir şekilde aslında itirazın bir iletişim, orta yolda buluşma noktası olduğunu hissettirdi bana. Tabii. Neden itiraz? Bu itirazları biraz çok basit anlatayım bakın. Çok o kadar basit anlatacağım ki 9 yaşında çocuk anlayacak anlattım şimdi. Olay şu. Bir insan bir şey itiraz ederse ne demektir bu? Karşımdaki insanın neyi isteyip neyi istemediğini anlamını sağlar. Şimdi ben karşıdaki insanın tanıştığım zaman ne isteyip ne istemediğini bilmiyorum. Değil mi? O da bilmiyor aslında. Çoğu zaman müşteri de bilmez ne isteyip ne istemediğini. O yüzden itiraz ne demektir o? İtiraz bir konuda kişinin ilgilendiğini söyler. Yani itiraz karşımızdaki insanın nereye odaklandığını, neyle ilgilendiğini, neyle ilgilenmediğini, hangi konuda ne düşündüğünü bize net olarak anlatmasını sağlayan müthiş bir araç itiraz. Yani itiraz olmadan karşımızdaki insanı ikna edemezsiniz. İtiraz olursa ikna edersiniz. İtiraz etmeyen bir insanı ikna edemezsiniz. Çünkü ne konuda ikna edeceğinizi bilemezsiniz ki. Adam hiçbir şey söylemiyor. Konuşuyor sadece. Tamam nereden gireceksiniz? Ya karşının itiraz edebilmesi için bir konuda itiraz etmesi lazım. Yani
İthal, onun mesela neye inandığı, neye inanmadığı, yanlış bildikleri, ön yargıları, ondan birçok şeyi de deşifre ediyor aslında. Yani karşı insanın o zihnini okumamızı sağlıyor. O yüzden itirazlar çok faydalı bir şey. Ama tabii ki itiraza nasıl yaklaştığımız önemli. Yani itirazı itiraz eden birisine eğer bir savunmaya geçersek o zaman o olmaz o. Yani o sadece bizi bir yere götürmez yani. Mesela bir tane örnek yapalım ki buradan daha kolay olsun. Bir itirazı bana söylesin mesela. En çok karşılaşılan itirazı burada kaç kişi işte burada aranızdan birisi bana söylesin mesela. Hangi konuda çok itiraz alıyorsunuz? Ben size ondan yola çıkaraktan o konuda fikrimi söyleyeyim. Hangi konuda çok itiraz alıyorsunuz? Arkadaşlardan soru bekliyorum. Evin fiyatı çok yüksek. Evet, çok pahalı satmıyorsunuz. Anladım. Yani bu fiyat konusu yüksek olma sebebi gayet doğal. Yani burada kişi bunu ya bir bilinçli olarak yapıyordur. Yani taktik olarak yapıyordur bunu. Veya da gerçekten yüksek olduğunu düşünüyordur. Yani kafasındaki veya da beklentisi üzerinde oluyor. Bu kötü bir şey değil ki. Yani fiyatı yüksek olması demek. Onu açıklamanız lazım. Yani esasında fiyatın neden yüksek olmadığını anlatmanız lazım. Yani orada esas müşteri şunu diyor. Ya ben bu fiyat benim düşündüğümden fazla. Ben bu konuda ikna olamadım diyor. Yani diyor. Dediği şey bu. Ama ne oluyor işte burada? Ne faydası var bu itirazın? Karşımın insanın ev konusunda fiyatın karar vermesinde en önemli olduğu şeyi söylüyor bize. Yani fiyat diyor benim için çok önemlidir. Yani bir insanın ağzından ilk fiyat kelimesi çıkıyorsa demek ki o insan için fiyat önemli şey. Anlatabiliyor muyum? Yani demek ki en önemli şey fiyat. O yüzden de nokta yani o fiyat konusu çok önemli. O zaman o kişiye neden fiyatın bu kadar önemli olduğunu söylemeniz lazım. Yani neden fiyat bu kadar önemli? Yani ben bir insan dese ki fiyat yüksek dese ben derim ki neden daha yani neden hemen olaya fiyat olarak bakıyorsun? Yani, niye, yani şu anda fiyat tek unsur mu? Karar verdiğiniz bir fiyat sormuşsunuz. Niye fiyat soruyor? Yani adam araba alıp satmıyor ki. Yani niye fiyat bu kadar önemli onun için? Onu anlamaya çalışırım. Bir de veya bu da çok pardon buyurun lütfen. Veya fiyatları fiyat konusunda değerlemeyi neye göre yaptı? Yani o evin fiyatını pahalı buluyorsa o evin fiyatının gerçeklerini o kendisi nasıl belirlemiş? Yani o kendisi alacağı mülkün fiyatını neye göre belirliyor? Yani hangi kaynaklardan aldığı bilgiyle oranın değerlemesini yapıyor? Ona sorarım ben. Yani siz buranın fiyatını neye göre hesap ettiniz? Biz buna göre hesap ettik. Sen neye göre hesap ediyorsun? Yani senin kaynakların nedir burada? Onu sorarım. Yani karşıda kavga etmeye gerek yok. Sadece onun kaynaklarını sorarım ben. O fiyatı neye göre belirlemiş? Burada şeyden de yola çıkabilir miyiz? Evet, pardon. Buyurun Mine Hanım. Uzlaşma yolunda aslında iyileştirilmesi gereken noktaları gösteren bir itiraz. Dediğiniz gibi aslında engelleyici değil, geliştirici, yaklaştırıcı bir unsur. Tabii ki her itirazı karşılamamız satışın dönüşmesini sağlayacak diye bir durum yok. Fakat anlaşabilmek bu anlamda güzel. Yani anlaşmaya evet. Giden yol diye görüyorum. Aynen. Evet. Evet. Orada demek ki yani orada fiyatsız olman bizim hepimizin fiyata odaklanması lazım. Yapacağımız şey o. Yani bizim orada demek fiyat önemlisi fiyata odaklanacağız. Yapmamız gereken şey o. Bir de orada kişileri analiz ederken sizin yine kitabınıza değindiğiniz gibi temsil sistemleri kısmı da ilgimi çekti. Bizim sektöre de aslında birçok sektöre uyarlanabilir. İşte görsel, işitsel ve duygusal ilişkiler. Orayı da okurken kendimi işitsel biri olarak fark ettim bu arada. Doğru. Sesiniz de işitsel sizin. Sesiniz bakın dikkat edin. Çınlıya çınlıya konuşuyorsunuz. Çınlıya çınlıya konuşuyorsunuz. Sesiniz sizin. Ritmikler mi oluyor biraz ya? Evet. Ritmik tabii sizin. Evet. Ritmik çok gelişmiş ritmik tarafınız. O zaman sesiniz de güzel. Sizin tonlamanız da güzel. Yani siz işitsel olduğu için sizin kendi konuşmanız da güzel. Çünkü konuşmaya önem veriyorsunuz. Yani sese önem veriyorsunuz. O yüzden konuşmanız o yönde gelişmiş sizin. Evet, çünkü teşekkür ederim. Ben de evet, buyurun. Pardon.
Ya da siz devam edin. Ben mesela bir şey, bir ürün, bir mal, bir hizmet alırken bir şey çok fazla bakmam. Bir kere kontrol ederim. İlgimi çektikten sonra o şeyle ilgili bir şeyler duymak, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler bilmek isterim. Görmekten, hissetmekten daha çok. Bize gelen müşterilere de bu analizleri yaptıktan sonra yaklaşmak daha doğru olur gibi bir analiz çıkardım. Yani mesela yetki belgesi alırken kişi işte görsel bir kişi mi, ona işte sunumlarla mı gitmemiz gerekiyor ya da işitsel bir kişi ise ona bir şeyleri, doneleri anlatarak, ileterek mi gitmek gerekiyor? Duygusal biri ise işte tuttuğu takımdan veya başka bir kanattan bilgi alıp öyle mi gitmek gerekiyor diye analizler yaparak bir form uygulayabiliriz diye düşündüm de sizinle çok doğru. Aynı öyle. Yorumlanabilir mi diye bir fikrinizi almak istedim açıkçası. Yok, doğru doğru. Karşıma insanı, yani diyelim kitapta anlatıyorum. Tabii ki yani onu karşıma insanın görsel, hissel, dokunsal birçok şekilde bulabilirsiniz ama kullandığı kelimeler, gözlerin hareket şekli, ondan sonra sizi takip etme şekli, dinleme şeklinden çıkar. Tabii bu biraz tecrübeli eş orantılıdır. Yani kişinin hangisi oldu ama tabii yani hissel bir insan nasıl konuşmayı tercih ediyorsa görsel bir insan da çok fazla konuşmayı tercih etmez. Daha çok sonuçlarla ilgilenir. Daha çok görme odaklıdır. Öbürsü yani hepsi farklı olduğu için yani her insana aynı şekilde davranırsanız aynı sonuçları elde edemeyebilirsiniz. O yüzden de karşının insanı algı sistemleri, yani temsil sistemleri çok önemli. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.